Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali Hoca. Bugünkü paylaşımımız KPSS ile ilgili olacak. KPSS 2020'ye hazırlık adı altında bir video paylaşma gereği duydum. Konumuz, yani bugünkü paylaşımımız, KPSS konularını nasıl çalışabilirim, hangi soru dağılımları var, bununla beraber çıkmış sorular üzerinde nasıl yoğunlaşabilirim adı altında bir paylaşım yapma gereği duydum. İlk olarak konu ve soru dağılımından başlayacağız. Ya da ilk önce konulardan başlayacağız. Hangi konular önemli sizler için? Hangi konuları çalışmanız gerekir? İlk önce ondan başlayacağız. Dilerseniz hemen geçelim. İlk konumuz İslamiyet öncesi Türk devletleri. İslamiyet öncesi Türk devletleri bizim için önemli bir konudur. Bu konu hakkında nasıl çalışmalıyız? Öncelikle devletlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Konuları bitirdikten sonra zaten çıkmış sorulara da bakacağız. Devletlerin özelliklerini bileceğiz. Hükümdarların özelliklerini bileceğiz. Hükümdarlığın sembollerini bileceğiz. Yani kısacası İslamiyet öncesi Türk devletleri hakkında hemen hemen çoğu şeyi bilmemiz lazım. Diğer konumuz Türkistan devletleri. 2019'da sadece Türkiye Selçuklu tarihinden soru geldi. Yani Anadolu Selçuklu devletinden sadece bir soru geldi. Bunda da Türkistan devletleri hakkında biraz bilgi sahibi olsanız rahatlıkla çözebileceğiniz bir konu. Diğer konularımız diyelim daha doğrusu. Çünkü oldukça önemli iki konumuz var. Birincisi Osmanlı Devleti siyasi tarihi, ikincisi Osmanlı kültür ve uygarlığı. Bu iki konuya dikkat çekmenizi istiyorum. ÖSYM Osmanlı Devleti'ni her sene sorar. Özellikle ama özellikle kültür ve uygarlığa iyi çalışalım. Osmanlı kültür ve uygarlığa yıldız atalım. Oldukça önemlidir. Siyasi tarihle ilgili de soru gelecektir muhakkak ama Osmanlı kültür ve uygarlığı bizim için oldukça önemlidir. Unutmayalım. Diğer bir konumuz 20. yüzyılda Osmanlı. 2018'de ÖSYM pek fazla tercih etmemiş. Ama 2019'da 1. Dünya Savaşı ile ilgili soru gelmişti. Genellikle cephelerden sorular geliyor ve bununla beraber komutanların aldığı ünvanları soruyorlar. Örnek verelim. Örneğin Fahrettin Paşa'yı sormuştu geçen sene. Çöl kaplanı olarak bilinir. Medine müdafiği olarak bilinir. Bu yüzden 20. yüzyılda Osmanlı'ya da dikkat edelim. Cepheleri bilelim. 1. Dünya Savaşı hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. En önemli ama ÖSYM'nin özellikle üzerinde durduğu en önemli iki konu. 1. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. 2. Kurtuluş Savaşı cepheler. Yani milli mücadele. Milli mücadele üzerinde yoğunlaşalım. Değerli arkadaşlar, milli mücadele oldukça önemlidir bizim için. Milli mücadele hazırlık dönemi. Ne gibi hazırlıklar yapıldı? Özellikle kongreleri bilmemiz lazım. Erzurum Kongresi. Ya da şöyle. Amasya Genelgesi. Erzurum, Sivas, Amasya görüşmeleri. Bunun gibi sıralamayı da bilelim. Mustafa Kemal'in görev arkadaşlarını bilelim. Kazım Karabekir'i bilelim. Ali Fuat Cebesoy'u bilelim. Rauf Orbay'ı bilelim. Rıfat Belli'yi bilelim. Bu gibi kişileri bilelim. Cepheler, Doğu, Güney ve Batı cephesi, bunlar oldukça önemlidir. Bunu unutmayalım. Şu iki konu çok önemlidir. Tıpkı Osmanlı siyasi ve kültür uygarlığında olduğu gibi. Değerli arkadaşlar, yıldızlarımızı atıyoruz. Devrim tarihi üzerinde pek fazla durmayacağım. Pek fazla ÖSYM tarafından tercih edilmiyor. Yine de siz göz atın devrim tarihine. Ne olur ne olmaz. ÖSYM'nin işi belli olmaz. Biliyorsunuz ÖSYM her zaman sizi düşürmeye çalışır. Her sınavlarda bu durum böyledir. ÖSYM sizi düşürmeye çalışır. Diğer konularımıza baktığımızda Atatürk dönemi iç ve dış politika, Atatürk ilkeleri ve çağdaş Türk ve dünya tarihi. Öncelikle Atatürk dönemi iç ve dış politika. Bizim için fazla ama fazla önemlidir. Dediğim gibi değerli arkadaşlar, bakın ÖSYM artık özellikle KPSS'de yoruma dayalı sorular hazırlamıyor.
Daha çok bilgi, sürekli bilgi. Şu dönemde ne yapıldı, şu dönemde ne yapıldı? Ya da şöyle, Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan gelişmelerden biri değildir. Ya da Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut döneminde yönetim alanında yapılan inkılaplardan, ıslahatlardan biridir diye sorular soruyor artık. ÖSYM artık ne yapmış? Bilgi üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle inkılap tarihinde. İnkılap tarihi oldukça önemlidir bizim için. Mustafa Kemal'den sonraki gelişmeler de oldukça önemlidir. İsmet İnönü dönemi, Demokrat Parti dönemi, Çağdaş Türk ve Dünya tarihi de bizim için önemlidir. Atatürk dönemi iç ve dış politika üzerinde duralım. Atatürk ülkeleri üzerinde duralım. Değerli arkadaşlar, bunlar oldukça önemli konular. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinin de üzerinde duralım. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi bir kez daha hatırlatayım sizlere. ÖSYM artık bilgiye yoğunlaşmış. Ve genellikle inkılap tarihinden soru sormaya başlıyor artık. Eski konuları pek fazla tercih etmiyor. Genellikle inkılap tarihi oluyor. Birazdan çıkmış sorulara da bakacağız. Çıkmış sorulara bakacağız. Bana hak vereceksiniz. Çıkmış sorulara bakacağız birazdan. Bir kez daha isterseniz bakalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devletlerin özelliklerini bilmemiz lazım. Türk İslam devletlerinde de keza aynı şekilde Osmanlı Devleti siyasi tarihi ve kültür ve uygarlığı oldukça ama oldukça önemlidir. Yıldız atalım yanına. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti önemlidir. 2. Meşrutiyet'in ilanı, 2. Abdülhamit'i bilmemiz lazım. İttihat ve Terraki'yi bilmemiz lazım. Biliyorsunuz ki 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra çok partili hayat başlamıştı. Onu da bilmemiz lazım. Partileri bilelim. Teceddüt, Ahrar gibi önemli partiler var. İttihat ve Terraki'ye muhalefet partilerdi bunlar. Bununla birlikte Kurtuluş Savaşı hazırlık ve Kurtuluş Savaşı cepheler, yani milli mücadele dönemi çok önemlidir. Kongreleri bilmemiz lazım. Cepheleri bilmemiz lazım. Devrim tarihi göz atacaksınız yine. Atatürk dönemi iç ve dış politika, Atatürk ilkeleri. Çok ama çok önemlidir. ÖSYM banko diye tabir ettiğimiz sorulardan birini soruyor zaten. İlkeler. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, inkılapçılık gibi önemli ilkeler üzerinde duralım. Bilmemiz gereken kavramlardır ilkeler hakkında. Değerli arkadaşlar. Örneğin milliyetçilikte neyi esas alacaksınız? Birlik ve beraberliği esas alacaksınız. Cumhuriyetçilikte neyi esas alacaksınız? Ulus iradesini. Ulusal egemenliği esas alacaksınız. İnkılapçılıkta neyi esas alacaksınız? Yenileşmeyi, çağdaşlaşmayı esas alacaksınız. Bunun gibi kavramları bilmemiz lazım. Özellikle şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Dış politika. Özellikle Atatürk dönemi dış politikası önemlidir. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin katılmış olduğu paktları bilelim. Sadabat Paktı, Balkan Antantı, Briand-Kellogg Paktı gibi önemli gelişmeler de var. Ki zaten hemen hemen her şey Atatürk döneminde yaşanan gelişmelerdir. Çağdaş Türk ve Dünya tarihi üzerinde de duralım. Soğuk Savaş dönemi geçen sene sorulmuştu. Konularımız bu şekilde. Umarım beni can kulağıyla dinlemişsinizdir. Hemen sorulara bakalım. Bakalım 2019'da ÖSYM hangi soruları bize sor. Hemen çıkmış sorulara bakıyoruz. Bakalım hangi soruları bize sormuş ÖSYM. Öncelikle İslamiyet öncesi Türk devletleri. Cihan hakimiyeti ile alakalı bir soru çıkmıştı. Şunun gibiydi. Üste çadır, altta çadır, üstte de bayrak olduğu sürece ne gibi, ne anlama gelmektedir yani? Şu şekilde ya. Çadır burada, üstte de bayrağımız var. Bunun anlamını sormuştu. Cevap zaten cihan hakimiyetiydi. Diğer bir sorumuz Uygurlar. Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru gelmişti. Zaten ÖSYM her zaman bilebileceğiniz bir soru verecektir. Bir bilgi verecektir. Manas Destanı'nı koymuştu şıklar arasına ki zaten Manas Destanı Kırgızlara aitti biliyorsunuz. İki soru gelmişti İslamiyet öncesi Türk devletlerinden. Türkistan devletlerinde Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili soru geldi. Soru fazla zor değildi. Yapabileceğiniz tarzda bir soruydu. Osmanlı siyasi kültür ve uygarlık. Ordu sistemini sormuştu ÖSYM.
Toprak sistemini sordu. Bununla beraber gündelik hayat hakkında da soru geldi. Ne gibiydi bu soru biliyor musunuz? Kadınların ticarette aktif olduklarına bir kanıttır diye soru çıkmıştı karşımıza. Bunun gibi. Onu yaparsınız siz. Fazla zor değil. Toprak sistemi ve ordu sistemi üzerinde duralım. Osmanlı Devleti yine Osmanlı Devleti görüyor musunuz? Osmanlı Devleti bizim için önemli. Gerileme döneminde bize Lale Devri'ni sordu. Nasıl gelmişti soru biliyor musunuz? Yenileşme yolunda atılan adımlardan ilkidir. Yani ilk defa nasıl Batı'nın üstünlüğünü kabul ederek Batılılaşma başlamıştır. Ki zaten biliyorsunuz ki 3. Ahmet döneminde Lale Devri ile başlayacaktı. Diğer sorumuz 3. Selim dönemiyle ilgili gelmişti. Daimi elçiliği sormuştu. Daimi elçilik zaten Londra'da açılmıştı. Bunun gibi sorular gelmişti. Bu sene geçici elçiyi sorabilir. Ya da aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti elçilik açmamıştır diye soru gelebilir. Lale Devri'nde biliyorsunuz ki önemli yerlerde elçilikler açılmıştı. Osmanlı dağılma dönemine baktığımızda 2. Mahmut ile ilgili soru geldi. 2. Mahmut dönemi ıslahatlarını bilelim değerli arkadaşlar. 2. Mahmut'la ilgili soru geldi. Soru şu şekildeydi. Yönetim alanında yapılan ıslahatlardan bir değildir diye ilgili bir soru gelmişti. Diğer bir sorumuz fikir akımlarıyla ilgili gelmişti. İslamcılık fikir akımı hangi gazetede yayınlanmıştı? Sebil-ül Reşat. Nasıl gelebilir soru? Neyi sorabilir? Şöyle. Osmanlıcılık fikir akımı hangi gelişme sonucunda önemini kaybetmiştir? Veyahut Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımının önemini kaybetmesinden sonra hangi fikir akımı ön plana çıkmıştır? Bunun gibi. Gazeteleri de bilelim. Tahvim-i Vekayi'yi bilelim. Bununla beraber Hakimiyet-i Milliye'yi bilelim. İrade-i Milliye'yi bilelim. Gazeteleri de bilelim. Birinci Dünya Savaşı'nda bir son ilkeleriyle ilgili bir soru gelmişti. Orada kendi yorumunuzu katacaktınız. Biraz da bilgi olacaktı. Gelelim bahsettiğimiz olaya. Hadi dedim ya az önce sizlere. Birinci Dünya Savaşı'nda kişiler üzerinde yoğunlaşıyor ÖSYM. Fahrettin Paşa'yı sormuştu değerli arkadaşlar. Çöl kaplanı. Ondan önceki sene sanırım Pelevne kahramanını sormuştu. Gazi Osman Paşa'yı sormuştu. Bu sene ben kimi bekliyorum biliyor musunuz? Halil Kut Paşa'yı bekliyorum. Halil Kut Paşa'yı bekliyorum. Ya da Mahmut Esat Bozkurt'u bekliyorum. Bunun gibi yani. Bunun gibi diyorum. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ben Halil Kut Paşa'yı bekliyorum. Kutül Amare kahramanı. Onu unutmuyoruz. Ya da generalin ismini de sorabilirler. General esir alınmıştı Kutül Amare'de. Onu da sorabilirler. Generalin ismi Tofsent'ti. Unutmayalım. Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Ne demiştim ben sizlere? Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Kısaca tüm kongreler hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Cepheleri unutmuyoruz. Başkomutanlık savaşı nerede yapıldı denilmişti. Soru bu şekilde gelmişti. Bununla beraber Lozan görüşmeleriyle alakalı bir soru gelmişti. Atatürk döneminde İzmir İktisat Kongresi soruldu. 1923 eğitim alanında yapılan inkılaplar soruldu. Saltanatın kaldırılmasıyla ilgili soru soruldu. Bununla beraber Soğuk Savaş dönemi soruldu. SSCB'den geldi. SSCB. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden geldi soru. Demokrat Parti dediğim gibi Atatürk döneminden sonra da önemli gelişmeler yaşandı. ODTÜ sorulmuştu. Yatıştırma politikası üzerinde duran kişiyi sormuşlardı. İngiliz Chamberlain'di arkadaşlar zaten yatıştırma politikasında. Güncel sorular da gelecek midir? Büyük ihtimal gelecektir. Seyit Onbaşı hangi gemiyi batırmıştır diye bir soru gelmişti. Oşun zırhlısıydı zaten. Bununla beraber ikmal yolunu sormuştu ÖSYM. Yine Kurtuluş Savaşı. İkmal yolu İnebolu'ydu. İstiklal madalyası alan yerlerden biri. Ve 1. TBMM ile ilgili soru gelmişti. Genel olarak baktığımızda sorulara Kurtuluş Savaşı'na bir bakın. Kurtuluş Savaşı. Atatürk dönemi. İnebolu. 1. TBMM. Ya da Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki gelişmeler. Özür dilerim. Atatürk döneminden sonraki gelişmeler.
Bunun gibiydi değerli arkadaşlar. Bu gibi soruları unutmuyoruz. Fahrettin Paşa, Halil Kut Paşa'yı bekliyorum ben. Umarım sorar. Değerli arkadaşlar, geçen senenin soruları bu şekilde, biliyorsunuz ki toplamda 27 soru çıkıyor karşımızda. Sevgili arkadaşlar, lütfen tarih dersinden sıkılmayalım ve ezbere gitmeyelim. Biliyorum ÖSYM artık ne üzerinde duruyor? Daha çok bilgi üzerinde yoğunlaşıyor. Ezbere giderseniz kafanız karışır, birbirine girer. O yüzden ne yapıyoruz? Konuyu çalışıyoruz. Konuyu çalıştıktan sonra direkt sorulara geçiyoruz. KPSS ile ilgili soru çözümümüz de olacak. Paylaşım yapacağım. Hatırlatmak istedim. Genellikle YKS üzerinde yoğunlaşıyorum ama KPSS ile ilgili soru çözümümüz de olacak. Bununla beraber dediğim gibi değerli arkadaşlar, çıkmış sorulara bir daha göz atın. ÖSYM en çok hangi konulardan soruyor? Zaten ben sizlerle paylaştım bunları. Bununla birlikte isterseniz şu konulara bir daha bakalım. İslamiyet öncesi Türk Devletleri, Türk İslam Devletleri, Osmanlı Devleti, siyasi tarihi ve kültür ve uygarlığı, kültür uygarlık. 20. yüzyılda Osmanlı, Kurtuluş Savaşı hazırlık. Şöyle konular biraz kısa geliyor olabilir ama kısa değil sevgili arkadaşlar. Örneğin diyor ya, 20. yüzyılda Osmanlı, sadece 1. Dünya Savaşı'nı esas almayacaksınız. Sadece 1. Dünya Savaşı yok. 2. Abdülhamit dönemi var. 5. Mehmet Reşat var. Vahdettin var. Bunlar da var yani. İttihat ve Terakki var. Bunları unutmuyoruz. Osmanlı kültür ve uygarlık oldukça önemli. Dediğim gibi Atatürk dönemi. Dediğim gibi. Videonun başında da bahsetmiştim ben. İnkılap tarihine birazcık baskı yapmanız lazım sevgili arkadaşlar. Sadece inkılap tarihine biraz daha yoğunlaşacaksınız. Osmanlı Devleti'ne aynı şekilde diğer konular üzerinde sürekli soru çözeceksiniz. Sürekli soru çözeceksiniz. Peki bu sene hangi sorular karşımıza çıkabilir? İslamiyet öncesi Türk Devletleri, ÖSYM'nin banko sorularından, banko konularından birisidir. İki tane sorumuz çıkmıştı. Zaten yine gelecektir. Türk İslam Devletleri, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili soru gelmişti. Onun benzeri bir soru gelecektir yine. Osmanlı Devleti zaten olmazsa olmazdır. Ordu ve toprak sistemini sormuştu dediğim gibi. Vergi sistemini belki sorar bu sene. Vergi sistemini sorabilir. Veyahut hukuk sistemini sorabilir. ÖSYM'nin işi belli olmaz. 20. yüzyılda Osmanlı, yine soru bekliyorum. Kurtuluş Savaşı zaten en önemli konulardan. Devrim tarihinden ÖSYM'nin işi belli olmaz. Gelebilir Atatürk dönemi ve ilkeleri. Zaten ÖSYM es geçmeyecektir. Bunun Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili soru da gelecektir. Sevgili arkadaşlar, yapmanız gereken bol bol soru çözmektir. Özellikle tarihte bol bol soru çözelim. Bazı arkadaşlarım var, tarihi rahatlıkla yapabiliyorlar. Hatta geçen seneden full çıkaran bile var. O yüzden biraz üzerine gitmeniz lazım. Özellikle İnkılap Tarihi ve Osmanlı Devleti. İnkılap Tarihi ve Osmanlı. Unutmuyoruz. Umarım benimle birlikte not tutmuşsunuzdur. Tutmamışsanız videoyu başa alabilirsiniz. Çünkü geçen senenin soruları %100'ünü paylaşsalar, ÖSYM %100'ünü paylaşsa, yani elime geçse hemen sizinle paylaşacağım. Sadece bu şekilde bulabildim soruları. Soruları tam göremedim zaten. Soruların tamamı elime geçerse mutlaka ama mutlaka paylaşacağım. Bunda kuşkunuz olmasın. Genel kültür testinde hepinize başarılar diliyorum. Eminim ki full olmasa da 24-25 net çıkaracaksınızdır. Yapmanız gereken İnkılap Tarihi ve Osmanlı Devleti'dir. ÖSYM bunu tercih ediyor. Ama son zamanlarda İnkılap Tarihi üzerine yoğunlaşmış. Bunu da hatırlatmadan geçinmeyeceğim. Dediğim gibi bol bol soru çözelim. Konuyu çalışalım. Konudan hemen sonra soru çözelim. Şu şekilde. İslamiyet öncesi Türk Devletleri'ni bitirdiniz mi? Direkt soruya geçelim. Ama çalışırken önemli yerleri not tutalım. Şifreleme yapabilirsiniz. Şifreleme ve kodlama adı altında da video paylaştım. Ona da göz atabilirsiniz. İslamiyet öncesi Türk Devletleri çalıştıktan sonra, önemli yerlerin altını çizdikten sonra direkt soru. Türkistan Devletleri'ni bitirdiniz mi? Direkt soru, ama direkt geçmeniz lazım soruya.
Şöyle yapmayın. Türk İslam Devletleri'ni bitirdim. Bir yarım saat sonra ben bakarım bu konuya demeyin. Çünkü çalıştıktan hemen sonra soruya geçerseniz sizin için daha kolay olacaktır. Değerli arkadaşlar, konumuzun sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Sürçülisan olmuşsa affola. Konumuz buraya kadar. Çıkmış sorular üzerinde değerlendirme yaptık. Konu ve konu dağılımını da sizlerle paylaştım. Umarım işinize yaramıştır. Kafanıza takılan bir konu varsa KPSS'ye hazırlanan öğretmen arkadaşlarım, kafanıza takılan bir soru varsa yorumda belirtebilirsiniz. Konumuz buraya kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım zaten. Soru çözümümüz de olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.